Yasin geliyor dedi. Hop geldi. Yasin aldı. Yasin çok güzel gözüküyor kamera Yasin. Muazzam gözüküyorsun kanka. Vallahi çok güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yasin'le her zaman gibi meramız olan kalenlerdeyiz. Kalenlerde balık avı yapacağız. Geldik, takımlarımızı kurduk ve salladık. İlk iki atışımızda çöne kopardık arkadaşlar. Yemini verimli geçecek gibi gözüküyor. Şimdi bakalım size tuttuğumuz balıkları gösterelim. Bilmiyorum ses kalitesi nasıl, iyi mi kötü mü? Bilmiyorum. Şöyle iki tane çene kopardık arkadaşlar. Umutluyuz. Bakalım Yasin'le böyle gördüğünüz gibi pür dikkat, kilitlenmiş vaziyette. Yasin umutlu arkadaşlar. Şimdi bir de Yasin gözüyle bakalım. Gayet iyi. Soğuk, çok soğuk. Uzun zamandan beri böyle bir soğuk hissetmemiştik. Kış tamamen gelmiş arkadaşlar. Belli. Bilmiyorum arkadaşlar. Artık daha tedbirli giyinmek gerekli. İnşallah sesimiz ulaşıyordur. Yeni bir kamera aldık. Hem onun denemesini yapıyoruz. Hem de balık avı çekiyoruz arkadaşlar. Vuruş var mı diye bakıyorum ama maalesef vuruşumuz yok. Canlı bir yayında böyle size vuruş göstermek istiyorum. Nasıl olur? Evet, yaklaşık 10 gündür yoktuk. 10 gündür video atmıyorduk. Belki daha fazla oldu. 12 gün dolmuş olabilir. Balığa geliyoruz arkadaşlar. Yasin tek geliyor. Ben tek gidiyorum. Yasin geçen gün geldiğinde 20 tane yakın çinekop aldı arkadaşlar. Sarı kanat aldı. Difer aldı. Yani karışık. Ondan sonra akşam da 20 tane bir spinle balık alındı. Geçen gün yine gittik. 2 gün önce 20 kişilik. 6-7 saat takılmamıza rağmen bir kişi sadece bir tane difer alabildi. Balık durumu biraz şey, böyle eskisi gibi değil. Bekliyoruz. Yoğun da oluyor, olmuyor da ne olduğunu anlayamıyoruz. Bazen nasipli geçiyor, bazen geçmiyor. Anadolu yakasından aldığım haberlere göre Beylerbeyi Boğaz tarafı pek verimli olmadığı söyleniyor. Avrupa yakasına gelirsek Aşağı'ndan herkes çok memnun. Emirgan bu ara balık yapmıyor diyorlar. Geceden bahsediyorum Yemli'den. Evet, var mı alan yok. Böyle devam ediyoruz. Bakalım. İlerleyen dakikalarda bir böyle atraksiyon olduğu zaman sizinle kesinlikle paylaşacağım arkadaşlar. Yasin geliyor mu dedi. Bakıyor. Bir konsantre oldu. Bir konsantre oldu. Balık geliyor dedi. Balık geliyor dedi. Gelmedi. Gelmedi. Acı bakacağım. Yok duruyor acı. Neyse devam. Rüzgardan anlaşılmıyor arkadaşlar. Vuruyor mu vurmuyor mu? Alıyor mu almıyor mu diye. Bakalım. Evet. Geldi. Aldı. Yasin ne yaptın ya? Allah'ına kurban. Onda da mı var? Ha? Yasin aldı. Oltular karışmadıysa suya attık. Devam. Denk geliyor mu? Bir acayip bir şeyler olmuş. Hacı benim olta o tarafta. Sarayım mı? Ha, boş olmuş hemen. Arkadaşlar kalenlerden ayrıldık. İstediğimiz verimi alamadık. 3 tane tuttuk yalnızca. Ondan sonra bize ne yapalım ne yapalım, hem evimize yakın olsun hem de uzun zamandan beri gelmediğimiz bir meramız vardı Karaköy'de. Azat Kapı Durağı'nın tam arkasındayız. Metronun
Tam altındayız. Geçen seneki videolarımızda iki defa burada video çektik arkadaşlar. Orada hatırlayacaksınız. Şimdi buraya geldik, burayı deniyoruz. Yasin'in arkadaşım da ortasını attı, deniyor. Bakalım, rast gelsin diyoruz. Geçen gün buraya gelmiştik arkadaşlar. Öyle biraz hava yağmurluydu, öyle attık, atar atmaz bir tane aldık. Tabii, yine kayıtta değildi. Çok toparlandık, eve gittik. Şimdi bakalım, belki böylesi daha güzel olacak. Hem beraber bakalım, hem de bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Hem de buraya özlemiştik. Hemen bir gerginliğine bakalım. Boşlamış. Hemen biraz sıkalım. Burada çok şey yapıyor arkadaşlar, söyleyeyim. Olta boş diyor. Burada bayağı bir verim aldık arkadaşlar. 8-9 tane lifere yakın balık aldık. Şimdi deniyoruz bakalım ne olacak mıyız. Yine spinci arkadaşlar var. Spinci arkadaşlar geldi. Her zamanki gibi burada. Burada spin atıyorlar. Burada spinle çalışıyor arkadaşlar. Geçen gün buraya bir ziyarete gelmiştim. Yanımdaki bir arkadaş 3-4 tane balık aldı spinle. Bu spin içinde burası gayet iyi. Değil mi Yasin? Spinle çalışıyor burada. Çaycıyı bekliyoruz arkadaşlar. Üşüdük biraz. Çaycı gelirse alacağız. Gelmezse havaya bakacağız. Bakalım. Hem şöyle biraz gezelim. Hem de ben bir çaycı bakayım. Şöyle anlatayım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası şahane. Unkapanı Köprüsü. Unkapanı Köprüsü'nden böyle geldiğiniz zaman Karaköy istikametine doğru giriyorsunuz. Birinci sağdan içeri girdiğinizde metronun tam altında. Güzel bir mera. Hem spin yapabilmek için hem de yemin için gayet uygun. Yasin oltaya bakarsın gözün ucuyla. Gayet verimli bir mera. Biz burada bayağı bir balık tuttuk her köşesinde. Gece istavrit de, yani silikonlu istavrit de güzel tutuyor arkadaşlar. Merayı tekrar size göstereyim şöyle. Aynen böyle mera. Çok sakin, sessiz. Bir de meraya yakın cami var. Caminin lavabosunu kullanabilirsiniz. Bir de caminin altında kafe var. Sabaha kadar açık. Hem yiyecek hem içeceklerinizi temin edebilirsiniz arkadaşlar. Buraya gelmek isteyenler olursa bunu da söylemek istedim. Yasin geliyor dedi. Hop geldi. Yasin aldı. Yasin çok güzel gözüküyor kamera Yasin. Muazzam gözüküyorsun kanka. Vallahi çok güzel. Evet attık geldik. Balık biraz uzakta arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Evet. Şöyle bir gösterelim. Göstermek istiyorum Yasin. Evet. Takım bu arkadaşlar. Balık da bu. Çok iyi. Süper. Çok mutlu oldum. Evet. Hem bir yakalayış çekmiş olduk. Hadi bakalım. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Hemen üstünden geçelim. Önce kalemleri ittik arkadaşlar. Kalemlerde yemini attık. Pek bir alamadık. 4 tane anca balık tuttuk. Hadi kalkalım gidelim oradan Karaköy'e gidelim dedik. Karaköy Perşembe Pazarı'nın oraya gittik. Perşembe Pazarı'nın orada da hemen atar atmaz bir takımımızı kopardık. Bir gemi almıştık, hiç yakalayamadık. Sonra arkasından bir tane aldık. Ondan sonra bir daha buluş olmadı arkadaşlar. Biz de Pınayıp Pırtayı topladık. Eve dinliyoruz. Arkadaşlar kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi mutlu edersiniz. Çok memnun oluruz. Yorumlarınızı bizi yalnız bırakmadığınız için hepiniz teşekkür ederiz. Artık bir başka merada görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.